Bitcoin Coinbase'e olan talebi üzerine konuşacağız. Enteresan meselelerden bir tanesi aslında ve gün içerisinde de bayağı bir konuşulacak olaylardan birisidir. Diyor ki Sage, Coinbase'in Bitcoin'i hariç tutarak tüm kriptolarda işlemleri durdurmasını istedi. Sage'in Coinbase'ten beklentisi odur ki kendileri zaten Bitcoin haricindeki kripto paraların tamamının satışının birer yatırım sözleşmesini ifade ettiğini dile getirdiği için diyor ki Bitcoin hariç, yani Bitcoin'i satabilirsin ama haricindeki kripto paraların hepsini delist edeceksin. Değil mi? Bu şekilde bir, yani Sej'in şu anda dediğine uysa eğer Coinbase, Sej'in isteğine, Coinbase Bitcoin haricindeki Ether de dahil bak buna. Ethereum bile var yani. Tamam. Bütün kripto paraların hepsini işte ne bileyim sen Shiba'dan tut, XRP'sine falandı filandı. Hepsini delist etmesini istiyor. Tabii makul bir yaklaşım değil. Bu şekilde olacak mıdır? Olmayacaktır bakalım. Anahtar noktalar. Sage borsaya dava açmadan önce Coinbase'ten Bitcoin dışındaki tüm kripto paraların işlemine son verilmesini istedi. Coinbase yakın zaman içerisinde ABD'deki bazı eyaletlerde staking durdurdu. Coinbase ise kripto para birimi Bitcoin dışında sunduğu 200'den fazla token'ın hepsini delist etme talebi Sage'in kripto endüstrisine daha geniş bir yetki talep ettiğini gösteriyor. Sage Başkanı Gary Gensler daha önce Bitcoin dışındaki çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğuna inandığını belirtmişti. Çoğu da değil, hepsi dedi yani, tamam mı? ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun kripto para borsası Coinbase'e dava açmadan önce şirkete bir tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı. Sage Coinbase'e davadan önce tavsiye verdi diyor. Sage'in önceden yani bir ön bildirim yapmaması hususundan dolayı Ripple'a karşı biliyorsunuz ki bayağı bir başı ağrımıştı. Hatta yargıç bundan kaynaklı olarak Sage'in suçlu olduğunu önceden dava etmeden önce kendilerini dava edeceği herhangi bir tarafı ki o zamanlar konu Ripple'dı bilgilendirmesi ve konuya ilişkin düzeltme istemesi gerektiğini belirtmişti. Şu anda da bu şekilde hareket ediyorlar. Tabii Sage'in Coinbase karşısındaki süreci biraz zorlu. Yani Coinbase burada çok fazla şey kaybedecektir. Kesinlikle düşünüyorum ama Sage de iyi bir durumda değil. Hakeza ben borsa üzerindeki altcoin'lerin burada adı geçen 200'den fazla altcoin'in belki istisnalar dışında delist edileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Spot üzerinde işlem kalacağını düşünürken fakat staking ya da kaldıraçlı işlemler gibi bir takım işlemler sadece Coinbase değil Binance üzerinde de bunların tamamen kalkma ihtimali çok yüksek. Evet, Bitcoin dışındaki tüm kripto paraların işlemini son vermesini istedi. Bu da kurumun piyasada daha geniş bir alan üzerinde düzenleyici yetki iddia etmeye niyetinin bir işareti. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Sage'in şirkete geçen ay broker olarak kaydolmadığı için yasal işlem başlatmadan önce bu tavsiyeyi yaptığını söyledi. Sage'in dava dosyasında Coinbase platformunda 13 çoğunlukla düşük işlem gören kripto parayı menkul kıymet olarak tanımlayarak bunları müşterilere sunarak borsanın düzenleyici yetki kapsamına girdiğini belirtti. Zaten şu anki davanın ana senaryosu bu. Adı geçen 13 altcoin ki Binance davasında da bir takım altcoinlerin adını verdiler. 27-28 ediyor totalde. Ve bunların satışının birer yatırım sözleşmesi ve de SEC kaydolmaksızın bir yatırım sözleşmesi ihlali yaptıklarını iddia ediyorlar. Fakat doğru değil. Ancak diyor Coinbase'te kripto para birimi Bitcoin dışında sunduğu 200'den fazla token'ın hepsini de liste etme talebi Sage'in kripto endüstrisine daha geniş bir yetki talep ettiğini gösteriyor. Coinbase CEO'su Armstrong şunları söyledi. Bize geri döndüler ve şöyle dediler. Biz her varlığın Bitcoin dışındaki kalan her varlığın bir menkul kıymet olduğuna inanıyoruz. Biz de dedik ki bu sonuca nasıl varıyorsunuz? Çünkü bizim kanun yorumumuz bu değil. Onlar da dedi ki size açıklamayacağız.
Bitcoin dışındaki her varlığı listeden çıkarmanız gerektiğini söylediler diyor. Evet. Şey kısmı biraz tuhaf. Hani size açıklamayacağız kısmı. Ne yapacaksın? Nasıl açıklamayacaksın yani? Masaya oturup bunu açıklaman gerekiyor. Ve şu anda tabii yargıçla karşı karşıyalar. Dediğim gibi kim kazanacak diye bir soru yok. Ben diyorum ki staking işlemlerini ve muhtemeldir ki staking garanti de kaldıraçlı işlemler ve ödül vaadiyle ödül veren bir takım işlemleri Coinbase'e yasak edecekler. Fakat spot'taki işlemler kalkmayacak. Kim kazandı siz karar verin yani bu senaryoda. Bilmiyorum işte. Olacağı söylüyorum. Coinbase bu talebi kabul etseydi Amerikan kripto işlemlerinin büyük çoğunluğunu komisyonla kayıt olana kadar yasal düzenlemenin dışında faaliyet göstermek zorunda bırakan bir örnek oluşturabilirdi. Armstrong sözlerine şu şekilde devam etti. Gerçekten başka bir seçeneğimiz yoktu. Bitcoin dışında her varlığı delist etmek ki bu yasaların söylemediği bir şeydir. Amerika'daki kripto endüstrisinin sonu demekti. Bu kolay bir seçim haline getirdi. Mahkemeye gidip mahkemenin ne diyeceğini görelim diyor. Evet, aynı zamanda da iddialı da bir açıklama yapıyor ki iddialı olması da lazım. Çünkü her kripto parayı delist et. Böyle bir şey tabii ki ben mümkün olacağını zannetmiyorum. Yargıç Annalisa Torres'in kararı da emsal oluşturmak suretiyle bakınız Coinbase spot işlemlerine devam edecektir. Tabii aksi durumda ne olacağı belli ama aksi sonuç beklemiyoruz. Kripto karşıtı olan sadece SEC değil. Kripto endüstrisinin denetimi şimdiye kadar bir gri alan olarak kalmıştı. SEC ve CFTC arasında yetki konusunda bir sürtüşme yaşanmaktaydı. CFTC bu yılın Mart ayında SEC'in şirkete karşı yasal işlem açmasından 3 ay önce en büyük kripto borsası Binance'a dava açtı. Ondan sonra ya ezber konuşmayın arkadaşım. Ezber konuşmayın. Ne yapacaktı açmayıp? Adamlar bütün kuralları ihlal etti Binance. Açtıkları gün söyledim yani Mart ayındaki videolarda duruyor. Açtıkları gün olayı değerlendirdim. Devamında da değerlendirdik. Yapması gerekeni yaptı yani. Aynı mercide olsam ben de aynısını yapardım. Ne yapacağım? Sen de aynısını yapmak zorundaydın yani. Adam bütün kuralları ihlal etti. Her ayak var. Ne yapacaktı yani başka? Tamam mı? Bütün şeyleri, kuralları deldi. Kaldıraçlı işlemler gırla gidiyor. Bir sürü ödül. Ondan sonra yok fonlar karıştı bilmem ne. Ne yapacaktı yani? Binance'ın kabahati 1-2 değil ki. Sadece ABD'de de değil ki. Her yerde kabahati var adamlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.